Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş ve yine 4 misafirimizle stüdyomuzda buluştuk. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Türkiye'nin farklı noktalarından öğretmenlerimizi ağırlıyoruz. Uşak'tan, İzmir'den misafirlerimiz var. Eskişehir'den öğretmenimiz var. Birazdan sizi de buluşturacağız. Ama önce başvuru videoları. Merhaba, ben Ebru Kazman. 35 yaşındayım, anaokul öğretmeniyim. Yarışmaya İzmir'den başvuruyorum. Evliyim, bir kızım var, 4 yaşında, Burçak. Eşim polis memuru. Müzik dinlemeyi, spor yapmayı, yeni yerler görmeyi, yeni tatlar keşfetmeyi çok seviyorum. Yarışmanızı büyük bir ilgiyle izliyoruz. O atmosferi solumak, o butona basmak çok istiyorum. İnşallah o platform bana da nasip olur. En kısa zamanda görüşmeyi umuyorum. Ben Bilirim adlı yarışma programınızın devamlı izleyen seyircisiyim. Çok seviyorum, çok beğeniyorum. Adım Nilgül, soyadım Avkar, İzmirliyim. 1956 doğumluyum. Öğretmenim, Türkçe öğretmeniyim. Halen mesleğimi devam ettiriyorum. İnşallah sizlerle birlikte görüşürüz, birlikte oluruz. Merhaba, ben Gökhan Güngör. Şu an Uşak'ta yaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenim. Küçüklüğümden beri genel kültür ve bilgi yarışmalarını beğeniyle izliyorum. Ben Bilirim'in de sıkı bir takipçisiyim. Faruk Uğur, emekli öğretmenim. 64 yaşındayım. 2 çocuk babası ve 2 torun dedesiyim. Kendimi sınamak için yarışmaya katılmaya karar verdim. Diğer tüm yarışmacılara başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam stüdyomuzda ömrünü eğitime adayan emekli öğretmenlerimiz ve genç öğretmenlerimizin bir araya geldiği bir yarış izleyeceğiz. Onları daha fazla bekletmeyelim ve Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz diyelim. Uşak'tan, İzmir'den ve Eskişehir'den misafirlerimizi ağırlıyoruz. 1 numaralı masamızda Gökhan Bey var, 2 numaralı masamızda Faruk Bey, 3 numaralı masamızda Nilgül Hanım ve 4 numaralı masamızda da Ebru Hanım'la yarışacağız. Bu akşam 1 numaradan başlayacağız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Nasılsınız? Genel olarak iyi miyiz? Süper, güzel. Enerji içeride güzeldi. Burada da yüzlere iyi yansıyor. Umarım birazdan keyifle yarışırız efendim. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Ben Gökhan Güngör. 82 Tavşanlı Kütahya doğumluyum. Aslen Uşaklıyım. Şu an Uşak'ta yaşıyorum. Bilgisayar öğretmeniyim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Umarım güzel, heyecanlı bir yarışma olur. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Harikasınız. Ben de sizin Öğretmenler Günü'nüzü kutlarım Gökhan Bey. Sağ olun, başarılar dilerim efendim bu akşam Ben Bilirim de. Ve 2 numarada Faruk Bey var. Hoş geldiniz Faruk Bey. Teşekkür ederim. Faruk Uğur, Eskişehir'den katılıyorum. Emekli öğretmenim. Boş zamanlarımı kültür sanat çalışmalarıyla devam ediyorum. Öğretmenler Günü dolayısıyla başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum Faruk Bey. Kaç yıl görev almıştınız Faruk Bey? 27 yıl çalıştım. 27 yıl boyunca öğretmenlik yaptı Faruk Bey. İçeride bize bahsetti. Epey şehrimizde hizmet vermiş. Birçok gencin yetişmesine vesile olmuş. Emeklerinize sağlık. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve 3 numaradan Nilgül Hanım var. Hoş geldiniz Nilgül Hanım. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nilgül Avkar. İzmirliyim. İzmir'den katılıyorum. Müracaat ettiğimde çalışıyordum. Buraya geldiğimde, çıktığında emekli öğretmenim. Çok yeni o zaman. Öğretmenler emekliliğinizi kutlayalım sizin de Nilgül Hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun tüm efendim. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim efendim. Nilgül Hanım da güzel enerjisiyle geldi efendim. Sağ olun. Umarım teşekkür güzel ederim. Geçer. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Sizden de kaynaklanıyor. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür çok teşekkürler. Ederim efendim. Ve 4 numarada Ebru Hanım var. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş buldum. Ebru ben. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Aslen Manisalıyım. 13 yıllık okul öncesi öğretmeniyim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Zaten Öğretmenler Günü hediyemi davetiniz sebebiyle aldığımı düşünüyorum. Çok güzel bir anı olarak kalacak.
yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ben de size başarılar dilerim Ebru Hanım. Umarım sizin için de güzel bir anı olur, keyifli bir anı olur. Öğretmenler Günü'nüz tekrar kutlu olsun efendim. Teşekkürler. Bu arada masalarda çiçekler var. Sizin kadar güzel değiller ama bu akşam Öğretmenler Günü'müz gibi, öğretmenlerimiz gibi güzel çiçeklerle buluşturduk. Arkadaşlarımız o çiçekleri alırken geri vermek üzere ben de ekran başındaki öğretmenlerimize sesleneyim. Şu ana kadar Ben Bilirim'de en çok katılım gösteren meslek grubu öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Başladığımız günden itibaren hep stüdyomuzdalardı. Aynı zamanda izleyicilerimizden de öğretmenlerimizden çok güzel mesajlar aldık. Onların bu özel gününü bir kez daha kutluyoruz. Misafirlerimiz de belirtti az önce. Başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hadi başlayalım Ben Bilirim'in 24 Kasım özel yayınına Gökhan Bey'in seçeceği ilk harfimizle. Harf tablomuz Gökhan Bey için geldi. Hangisini seçelim Gökhan Bey? Annem Safure'nin S'si. Anne Safure Hanım'ın S'si 40 puan değerinde. Açılış sorumuzun kategorisi coğrafya olacak. Buyursunlar. Güneybatı'dan esen, bazen yağış getiren ve hayatı olumsuz etkileyebilen rüzgardır. Süremiz başladı. Lodos. Lodos. Uşak'tan öğretmenimiz Gökhan Bey, Ben Bilirim'deki ilk puanını Lodos'la alır mı? Görelim. Kutlarız. İkinci sorumuz için Faruk Bey'deyiz efendim. Yeğenim Asya'nın A'sı. Asya'nın A'sı. Kategorisi genel kültür olacak. Buyursunlar, 40 puanlık sorumuz geliyor. Tarihi önemi olan ve her yıl binlerce yürüyüş tutkununun geçtiği uluslararası üne sahip güzergahtır. Nokta nokta yolu. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gökhan Bey. Likya yolu. Likya yolu. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Buyursunlar, Nilgül Hanım seçiyor ilk sorusunu. İzmir'den geliyorum. Tam 35 Göztepe'nin G'si. Ters köşe yaptınız. İzmir'i seçeceksiniz zannettim Nilgül Hanım. Göztepe'nin G'si 70 puan değerinde, denizcilikten geliyormuş efendim şu soru. Denizcilikte iki nokta arasında personel nakli veya ikmal için uygulanan sistemdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Denizcilikte iki nokta arasında personel nakli veya ikmal için uygulanan sistem. Bazen haber bültenlerinde görürüz halatlarla iki nokta arasında. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Faruk Bey. Baragele. Baragele. Faruk Bey 60 puanla açılış yapar mı görelim. Kutlarız. Harflerimiz Ebru Hanım için geliyor. İlk sorusunu seçiyor. Kızım Burçak'ın B'si. Burçak'ın B'si 30 puan değerinde. Allah başlasın bu arada. Sağ olun. Genel kültürden gelecek Ebru Hanım sizin için. Akan suyun önüne yapılan settir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Faruk Bey. Bent. Bent. 30 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Gökhan Bey'e dönüyoruz 5. sorumuz için. Trabzon'un T'si. Trabzon 50 puan değerinde. Bu kez de genel kültürden alacakmışız efendim. Soru şöyle. Birini göreve getirmeye verilen addır. Süremiz başladı. Atamak. Atamak. Bilişim teknolojileri öğretmenimiz Gökhan Bey hanesine 50 puan daha yazdırır mı? Kutlarız.
Yeni sorumuz için Faruk Bey'e dönüyoruz efendim. Buyursunlar. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu 30 puan, kategorisi ise anlam bilgisi. Sorumuz şöyle sorulmuş. Karşılıklı söz verme, sözleşme manasındaki kelimedir. Süremiz başladı. Akit. Akit. Emekli Türkçe öğretmenimiz Faruk Bey 30 puan daha kazanır mı? Kutlarız. Faruk Bey maşallah güzel başladık. Teşekkür ederim. Size de efendim. Sağ olun. Şimdi yeni soru vakti Nilgül Hanım için. Eşim Ünsal'ın Ünsü. Ünsal Bey'in Ünsü 70 puan kazandırabilir. Eğitimden İnşallah. Gelecek bu kez sorumuz. Okullarda öğrencilerin hazırladığı birçok oyun ve gösterinin yer aldığı eğlencedir. Süremiz başladı. Müsamere. Müsamere. Bu kez soru Nilgül Hanım'ın iyi bildiği yerden geldi. 70 puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Size de hayırlı uğurlu olsun efendim ilk puan. Teşekkürler. Dönüyoruz Ebru Hanım'la harf tablosuna. Buyursunlar. Mehmet'in M'si. Mehmet'in M'si 40 puan. Kategorimiz tiyatroymuş Ebru Hanım. Buyursunlar soru şöyle. Parayı tüm değerlerin üzerinde tutan, özüne ve çevresine yabancılaşan insanın durumunu sergileyen Molière eseridir. Süremiz başladı. Cimri. Cimri. İzmir'den öğretmenimiz Ebru Hanım da 40 puanlı açılış yapacak mı görelim. Kutlarız. Böylece ilk 8 sorumuzu geride bıraktık. 9.sı için Gökhan Bey'deyiz. Paris'in P'si. Paris'in P'si 70 puan. Kategorisi giyim olacak. Ekranda efendim sorumuz. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan, bilekleri saran bir kadın ayakkabısı modelidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Genellikle kadınların kullandığı bir ayakkabı modeliymiş ve bilekleri saran o model hangisi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Gökhan Bey. Çorap bot. Çorap bot. Oldu mu? Tebrikler. Harflerimiz bir kez daha geliyor. Faruk Bey seçiyor. Ferhan'ın F'si. F harfi 60 puan değerinde. Kategorisi anlam bilgisi efendim. Soru şöyle. Birlikte bulunma, eşlik etme gibi manalardaki sözcüktür. Süremiz başladı. Refakat. Bir daha alabilir miyim? Refakat. Refakat. Görelim. Tebrikler. Faruk Bey yine fire vermedi. Biz de Nilgül Hanım'a döndük efendim. Neslihan'ın N'si. Neslihan'ın N'si 60 puan kazandırabilir. Atasözleriyle yolumuza devam ediyoruz. Hoşa gitmeyen nitelikler yönünden benzeyen iki kişiyi anlatan atasözünde kapakla birlikte anılan nesnedir. Süremiz başladı. Tencere. Tencere. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyen Nilgül Hanım buradan da puan alır mı görüyoruz. Tebrikler. Ebru Hanım'la gidiyoruz harf tablosuna. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'sinde de 50 puanımız var. Kategorisi anlam bilgisi geliyor efendim. Kavga, geçimsizlik anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Faruk Bey. Hırgür. Hırgür. Doğru mu?
görelim. Kutlarız. Efendim, 4 değerli öğretmenimizi ağırladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü yayınımızda tabloya hiç gitmedik şu ana kadar. Dilerseniz bir de puan tablomuza bakalım. Sıralama şöyle: Faruk Bey 230 puanla liderlik koltuğunda, Gökhan Bey 190 puanda, Nilgül Hanım 130 puana ulaştı, Ebru Hanım da 40 puanla açılış yaptı. Yeni soru vakti Gökhan Bey için. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisinden 70 puan alabiliriz. Müzikten gelecekmiş şu soru. Şimdi yar nerede, hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden sözlerinin geçtiği Yaşar şarkısıdır. Süremiz başladı. Bir tanem. Bir tanem. Bu cevap Gökhan Bey'i liderlik koltuğuna taşır mı? Kutlarız. Faruk Bey seçiyor. Buyursunlar. Umut'un U'su. Umut'un U'su 40 puan değerinde bir anlam bilgisi sorusu daha varmış efendim. Şöyle sorulmuş. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş veya mecazen, kötü, uğursuz gibi anlamlara gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Sözlükte birden fazla anlamı varmış. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş veya mecazen, kötü, uğursuz. Gökhan Bey. Yamuk. Yamuk. Oldu mu? Olmamış. Nilgül Hanım. Angut. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz. Bir kutu daha. 20 puan kazanabiliriz. Faruk Bey, ben bilirim. Makus. 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 Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Böylece liderlik yarışında fark 10'a düştü. 260'a 250 oldu tablomuz. Yeniden harf tablosundayız. Nilgül Hanım sizinle. Mustafa'nın M'si. Mustafa'nın M'si seçilmişti Nilgül Hanım. Başka bir harf. Ay pardon, özür estağfurullah dilerim. Estağfurullah. Ercan'ın E'si. Ercan'ın E'si 70 puan. Genel kültürle yola devam. Batı'da bir unvan olarak da kullanılan, eskiden konaklarda yabancı dil eğitimi veren kadınların anıldığı isimdir. Süremiz başladı. Ay. Gelmedi. Buyurun Faruk Bey. Markizet. Markizet. Görelim. Markizete hayır dediler Gökhan Bey. Matmazel. Matmazel. Bu kez 70 puan. Kazanır mıyız? Kutlarız. Harflerimiz Ebru Hanım için dönüyor. Yeğenim Rengi'nin R'si. Rengi'nin R'si 40 puan. Kategorisi araç gereçler. Soru şöyle. İtfaiye, can kurtaran ve polis araçlarında bulunan tiz ses çıkaran uyarıcı cihazdır. Süremiz başladı. Siren. Siren. İzmir'den okul öncesi öğretmenimiz Ebru Hanım da bu sorudan 40 puan kazanır mı? Kutlarız. Artık ilk turda kalan soru sayısı 8'e düştü. Biz de Gökhan Bey'e döndük. Isparta'nın ı'sı. Isparta 70 puan değerinde ve yemeklerden gelecekmiş Gökhan Bey sorumuz. Et suyuna havuç, ıspanak, patates ve kereviz gibi çeşitli sebzelerin eklenmesiyle hazırlanan bir yemektir. Nokta nokta çorbası. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Et suyuna havuç, ıspanak, patates ve kereviz gibi çeşitli sebzelerin eklenmesiyle hazırlanan yemek, Gökhan Bey. Bahçıvan çorbası. Bahçıvan çorbası. Oldu mu? Tebrikler.
Bu cevaba galiba siz de şaşırdınız Gökhan Bey. Aynen. Ben de tahmin ettim sebzelerden bahsedince. Olabileceğini evet. Düşündüm. Öyleymiş. Güzel geldi. Tebrik ederiz efendim. Gökhan Bey'in tablosu bu cevabın ardından 390'ı gördü. Yeni sorumuzun sahibi Faruk Bey. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak 50 puan değerinde. Bu kez de bitkilerden alacağız. Faruk Bey şöyle sorulmuş. Tarih boyunca hekimlik gibi birçok dalda kullanılmış maydanozgillerden çayı da yapılan bir bitkidir. Süremiz başladı. Rezene. Rezene. ...50 puan kazanır mıyız? Tebrikler. Evet, Faruk Bey'i 300 puana taşıyan Rezene'nin görseli de ekranımıza geldi efendim. Şimdi dönüyoruz Nilgül Hanım'a. Teşekkürler. Rica ederim. Van'ın V'si. Van'ın V'si 60 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Soru şöyle. Bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek, oyalamak manaları olan kelimedir. Avutmak. Pardon estağfurullah. Buyurun. Avutmak. Avutmak. Görelim. Tebrikler. Nilgül Hanım saniyesinde verdiği cevapla puanını kazandı. Biraz heyecanı artık yatıştırdık herhalde Nilgül Hanım. Yok öyle yok. Yok hala var yani. Dışarıda 100 alsak yeter diyordunuz. Tablo şu an 190 Nilgül Hanım. Yetmemiş herhalde. Yetmemiş. Yetmez. Bizde hiç yetmez. Son ana kadar o heyecan devam eder. İnşallah. Başarılar dilerim. Sağ şimdi teşekkür. Ebru Hanım'dayız buyursunlar. Evet. İlk turda son 5 sorumuz. Çanakkale'nin Chase. Çanakkale'mizde de 50 puanımız var. Bir tane daha bitki sorusu varmış. Geliyor. Tahıl tanelerinin kabuklarına verilen addır. Süremiz başladı. Kapçık. Kapçık. Cevap doğruysa Ebru Hanım da 100 barajını aşacak. Görelim. Kutlarız. Son 4 soruya girerken ilk turumuzda sıralamamız şöyle efendim. Liderimiz Gökhan Bey 390, Faruk Bey 300, Nilgül Hanım 190, Ebru Hanım 130 puanla yarışı sürdürüyor. Gökhan Bey'deyiz. Lale'nin L'si. Lale'nin L'sinden 60 puan alabiliriz. Taşıtlardan gelecek Gökhan Bey buyursunlar. Motorlu taşıtlarda bulunan iç lastiğidir. Süremiz başladı. Şambrel. Şambrel. Görelim. Kutlarız. Faruk Bey seçiyor son 3 sorumuzdan birini. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'mızda 60 puanımız var. Canlılar dünyasından alacağız Faruk Bey. Geliyor efendim. Özellikle ötücü kuşların dikkat çekici, kulağa hoş gelen ezgili sesler çıkarmasıdır. Süremiz başladı. Şakımak. Şakımak. Görelim. Kutlarız. İlk turda 2 sorumuz kaldı. Onlardan biri için Nilgün Hanım'dayız. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ımızda da 30 puanımız var. Kişi isimleri ve anlamlarından gelecekmiş Nilgül Hanım. Soru şöyle. Satürn gezegeni ve beğenme anlamlarına gelen isimdir. Süremiz başladı. Onay. Onay. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Faruk Bey. Umay. Umay. Bu kez oldu mu? Yine hayır dediler. Satürn gezegeni ve beğenme anlamlarına gelen bir kişi ismi arıyoruz. Ne olabilir o isim? Kutularımızdan buyurun Nilgül Hanım. Omay. Omay'la 30 puan kazanır mıyız? Değilmiş. Bir kutu açıyoruz. Buyurun Gökhan Bey. Akay. Akay mı aradığımız cevap? Yine hayır dediler Faruk Bey. Okay. Okay. Bu kez oldu mu? Tebrikler.
Genellikle isim sorularında çok alternatif geliyor. Yine burada da epey denedik. Puanlar da Faruk Bey'e yazıldı. Artık ilk turumuzu tamamlıyoruz. Ebru Hanım sizinle. Ordu'nun Oğuz'u. Ordu'nun Oğuz'unda da 40 puanımız var. İlk turumuzu sporla tamamlıyoruz. Soru geliyor. Spor faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süredir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Faruk Bey. Sezon. Sezon. Bu turun son puanları Faruk Bey'e yazılacak mı? Tebrikler. Efendim, dört değerli öğretmenimizle ilk turumuzu geride bıraktık. Puan tablosuna bakma vakti. Liderlik koltuğunda Gökhan Bey var 450 puanla. Hemen 30 puan gerisinde Faruk Bey 420 puan topladı. Nilgül Hanım 190 puanla tamamladı. Ebru Hanım da 130 puana ulaştı ilk turda. Birer değerlendirme cümlesi almak isterim Ebru Hanım'dan başlayarak. Ne dersiniz? Nasıldı ilk tur Ebru Hanım? Bildiğim sorular genelde hep arkadaşlarıma çıktı. Biraz talihsizlik yaşadığımı düşünüyorum. Biraz da heyecanım devam ediyor açıkçası. İnşallah ikinci turun daha iyi geçeceğini umuyorum. Hadi inşallah. Ebru Hanım çok başarılı bir öğretmenimiz. Fakat bir yandan da hayali televizyona dair, sunuculuğa dair bir şeyler yapmakmış. O yüzden bugün hep gözü burada bir yandan da. Evet. Umarım keyifli geçer. Sizin adınıza i̇nşallah, devamı da Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Nilgül Hanım, siz ne dersiniz? Nasıl buldunuz kendinizi? Vallahi hala çok heyecanlıyım. Ne zaman bitecek? Bilemiyorum. Bitirelim isterseniz hiç devam. Hayır, bitmesin de. Ya ikinci turda inşallah daha sakin olurum. Çok güzel, çok keyifli. Ben burada olmaktan çok mutluyum yani gerçekten. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Sizin teşekkür gibi değerli öğretmenlerimizi ağırlamak sizler sizin için onurdur efendim. Sağ olun. Ben buradan biraz daha naçizane gözlem yapma şansım oluyor. İlk stüdyoya girdiğimiz o ilk soruları aldığımız anlara göre gayet rahatız. Nazar değmesin. Sağ olun. Başarılar dilerim efendim. Sağ olun. Teşekkür Faruk Bey, maşallah ilk turda seri cevaplar geldi, güzel geldi. Teşekkür ederim ama ilk soru en çok bildiğim sorulardan bu İpek Yolu, Likya Yolu olarak bir türlü düşünemedim. Lidya olarak biliyordum. Orada bir üzüntüm var. Diğeri normal yani. Teşekkür ederim. Ama yarayı hızlı sardınız. Devamında güzel puan aldık efendim. Toparlamaya çalıştım. Güzel çok gidiyoruz. Başarılar dilerim Faruk Bey. Teşekkür ederim. Gökhan Bey, siz ne dersiniz ilk tur için? Gayet güzeldi. Aynı evdeki tadı burada da alıyoruz. Müzik sorusu da güzeldi. İçimden tekrarladım. Böyle güzel oldu. Umarım ikinci turda tüm arkadaşlarım için güzel geçer. Hadi inşallah hepimiz için başarılar dilerim. Dört misafirimize de sevgili seyirciler, finalde hangi iki öğretmenimizle yarışacağız onu görmek için hadi birlikte ikinci tura geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ikinci turumuza başlıyoruz. Yine Gökhan Bey ile seçeceğimiz ilk harfimizle. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. İkinci turun ilk sorusunun kategorisi sinemaymış efendim. Geliyor. Başrollerinde Neslihan Atagül ve Ekin Koç'un oynadığı 2015 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Gökhan Bey. Senden bana kalan. Senden bana kalan. 130 puan değerindeydi. Gökhan Bey kendi sorusundan puan kazanacak mı? Görelim. Kutlarız. İkinci sorumuz için Faruk Bey'deyiz efendim. Ceren'in C'si. Ceren'in C'si 110 puan değerinde. Genel kültürden alıyoruz Faruk Bey. Şöyle sorulmuş. Vücudu radyoaktif maddelere karşı muhafaza etmek için yapılmış laboratuvar gömleği, tulum gibi kıyafetlerdir. Süremiz başladı. Koruyucu giysi. Koruyucu giysi. Görelim. Kutlarız. Nilgül Hanım seçiyor. Buyursunlar efendim. Yine uğur getirsin inşallah. Oğlum Altuğ, kızım Aybüke'nin ağası. Altuğ Bey ve Aybüke Hanım'ın ağası 100 puan değerinde. Kategorisi futbolmuş Nilgül Hanım. Ay. Ay dedik. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Sorumuz şöyle.
2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan ve A milli takım formasını giyen futbolcudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Gökhan Bey buyurun. Berat Özdemir. Berat Özdemir. 100 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, Gökhan Bey'e puan kazandırdı. Bu arada fotoğrafı da ekranımıza geldi efendim. Genç futbolcu Berat Özdemir'in. Tebrikler Gökhan Bey. Yeni soru vakti Ebru Hanım için. Kastamonu'nun K'sı olsun. Kastamonu'da 100 puanımız var Ebru Hanım. Kategorimiz ekonomi olacak. Soru geliyor. Banka hesabındaki miktarın bir kısmının veya tamamının başka bir hesaba transfer edilmesidir. Süremiz başladı. Para aktarma. Para aktarma. Yüz puan kazandıracak mı Ebru Hanım'a görelim. Hayır dediler. Buyurun Nilgül Hanım. Para aktarımı. Para aktarımı. Aktarımı, aktarma, aktarma kısa kalıyordu aktarma. Evet. Aktarımı bir harf fazla görelim. Evet. Kutlarız. Evet, bir harfin birçok puana mal olabildiği evet. Yarışma Ben Bilirim'de bu kez de Nilgül Hanım'a gitti. Tebrik ederiz efendim. Şey. Sağlık olsun diyelim Ebru Hanım'a. Dönelim Gökhan Bey'e. Memleketim Uşak'ın U'su. Uşak'ın U'su 110 puan kazandırabilir. Kategorisi tescilli lezzetler. Soru şöyle. Kolot peyniri, mısır unu, tereyağı ile yapılan bakır sahanda ve tahta kaşıkla hazırlanan coğrafi işaret tescilli yemektir. Süremiz başladı. Rize muhlaması. Rize muhlaması. Son anda gelen cevap 110 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili almıştı. Hatta ne zaman almış? 2018'den itibaren korunmak üzere 2021'de Rize muhlaması görseli de ekranımızdaydı. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil almıştı efendim. Şimdi yeni soru vakti. Faruk Bey sizdeyiz. Van'ın V'si. Van'ın V'si 120 puan kazandırabilir. Birlikte bir söz arayacağız. Ekranda sorusu. Beklenmeyen anlarda gelişen durumlar karşısında sık kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Beklenmeyen anlarda gelişen durumlar karşısında sık kullanılan söz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 100 puan kazanabiliriz. Bir kutu daha. Buyurun Nilgül Hanım. Kaderin cilvesi. Kaderin cilvesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İlk turun sonunda sorduğumda biraz heyecanım yatıştı ama yine var demişti. Gördüğüm kadarıyla daha da rahatladı. Tabloda da rahatladı Nilgül Hanım. 380 tebrikler efendim. Teşekkürler. Şimdi Nilgül Hanım seçecek sorusunu. Nehirin N'si. Nehirin N'si 80 puan. Kategorimiz müzik geliyor. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Sözlerinin geçtiği Tarkan şarkısıdır. Süremiz başladı. Unutamadım. Unutamadım. Görelim. Olmadı. Nilgül Hanım'la çok yaklaştık. Aradığımız Tarkan şarkısı hangisi olabilir? Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım yar. Buyurun Gökhan Bey. İncitmemeli. İncitmemeli. Oldu mu? Oldu. Olmadı.
Faruk Bey. Unutmamalı. Unutmamalı. Bu kez ekibin desteği tam 80 puan. Kazanır mıyız? Tebrikler. Ebru Hanım seçiyor efendim. Sorumuz geliyor. Harf tablosuna gidiyoruz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 100 puan kazandırabilir. Bu kez bayraklar kategorisinden gelecek sorumuz. Ortasında bir arma simgesi bulunan Portekiz bayrağının zemin renkleridir. Süremiz başladı. Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz. Süre içerisinde değiştirmek isterseniz değiştirebiliriz. Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil. Oldu mu? Kutlarız. Evet, cevabı değiştirme durumunun olmadığından galiba düşünüyordu evet. Ebru Hanım. İyi ki geldi, tebrik ederiz efendim. Bazen çünkü susuyorlar misafirlerimiz, söylemiyorlar. Aha. Ebru Hanım puanı aldı. Şimdi yeni soru vakti Gökhan Bey için. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'sini seçmişiz. Pardon. Gökhan Bey, estağfurullah. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 90 puan. Dizilerden geliyor sorumuz. İlk sezonunda Bir Zamanlar Kıbrıs olarak yayınlanan dizinin ikinci sezonundaki adıdır. Kıbrıs nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Zafere doğru. Kıbrıs zafere doğru. TRT'de yayınlanan o dizi Kıbrıs zafere doğru mu görüyoruz? Tebrikler. Faruk Bey için dönüyor harfler bir kez daha. Manisa'nın M'si. Manisa'mızda da 130 puanımız var. Atasözlerinden gelecek Faruk Bey şu sorumuz. İnsan mutlaka yanılır anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Hatasız kul olmaz. Hatasız kul olmaz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Öğretmenlerimiz çok başarılı, cevaplar hızlı gelmeye devam ediyor. Nilgül Hanım'a dönüyoruz. Teşekkürler. Rica ederim. Yumuşak G. Yumuşak G'mizde 100 puanımız var. Sağlıkla yola devam edeceğiz Nilgül Hanım. Soru şöyle sorulmuş. Genellikle havaların soğumasıyla birlikte vücutta pullanma, kaşıntı ve çatlamaya sebep olabilen deri rahatsızlığıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Genellikle havaların soğumasıyla birlikte vücutta pullanma, kaşıntı ve çatlamaya sebep olabilen deri hastalığı Gökhan Bey. Cilt kuruluğu. Cilt kuruluğu. Evet, yine rakipler onaylıyor cevabı. Efendim İlgül Hanım? Onaylıyorum. Onaylıyorlar. 80 puan kazandırır mı? Tebrikler. İzmir'den öğretmenimiz Ebru Hanım seçecek bir soru daha. Üzümün üsü. Üzümün üsü 100 puan kazandırabilir. Deyimlerden gelecekmiş efendim şu soru. Temizlenmek, bir dertten kurtulup rahatlamak, huzura kavuşmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Temizlenmek, bir dertten kurtulup rahatlamak, huzura kavuşmak. Bir kutu daha. Buyurun Nilgül Hanım. Hürupar olmak. Bir daha alabilir miyim? Orada bir yanlış var herhalde. Varsa alayım. Hürupar olmak. Hürupar olmak. Oldu mu? Olmadı. Olmamış efendim. Gökhan Bey? Hürupak olmak. Bir daha alabilir miyim? Hürupak olmak. Hürupak olmak. 80 puan. Görelim. Tebrikler.
Evet, Nilgün Hanım sonunu R ile söylemişti. Gökhan Bey K'ye çevirdi, puanı aldı. Bu arada tabloya bir süredir bakmıyorduk. Dilerseniz bir de puanlarımıza bakalım. Artık final öncesi son 8 soru ve herkesin şansı devam ediyor. Gökhan Bey 1040, Faruk Bey 740, Nilgün Hanım 380, Ebru Hanım 230. Yola devam Gökhan Bey ile. Trabzon'un T'si. Trabzon'da da 130 puanımız varmış. Özel günlerden gelecek efendim şu sorumuz. Her 27 Eylül'de Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümüyle birlikte kutlanan özel gündür. Nokta 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 günü. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Faruk Bey. Deniz Kuvvetleri Günü. Deniz Kuvvetleri Günü. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Deniz Kuvvetleri Günü'ne ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda şöyle bir bilgi vardı efendim. Der ki, Barbaros Hayrettin Paşa üstün denizcilik bilgisi ve tecrübesinin yanı sıra emsalsiz bir taktisyen olduğunu 27 Eylül 1538 tarihinde Preveze Deniz Savaşı'nda göstermiştir. Taktik baskınının yarattığı sürpriz etkisi Andre Doria komutasındaki Haçlı donanmasını şaşkına çevirmiş, Haçlı donanması panik içerisinde dağılarak büyük kayıplarla geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu zafer Osmanlı Devleti'ni Akdeniz'in tartışılmaz hakimi yapmıştır. Preveze Deniz Zaferi büyük bir şeref ve gurur abidesi olarak Türk denizcilerine ışık tutmaya ve zaferin kazanıldığı 27 Eylül günü her yıl Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanmaktadır der. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tebrik ederiz Faruk Bey. Yeni soru vakti efendim. Buyursunlar Faruk Bey'deyiz. Eskişehir'in E'si. Eskişehir'de de kalan sorularımız arasında en yüksek puanlı sorumuz var. 170 puanımız ve kategorisi istatistik geliyor. 2020 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tek kişilik hane halkının en yüksek ve en düşük oranlara sahip olduğu iki ilimizdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Gökhan Bey. Çanakkale, Diyarbakır. Çanakkale, Diyarbakır. 170 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Buyurun Ebru Hanım. Kırıkkale, Diyarbakır. Kırıkkale, Diyarbakır kazandırır mı? Yine hayır dediler. 2020 yılı TÜİK verilerine göre tek kişilik hane halkının en yüksek ve en düşük oranlara sahip olduğu iki ilimizi arıyoruz. 170 puanımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı 140 puan. Aradığımız iki ilimiz hangileri olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Faruk Bey. Varsa alırım efendim. Gelmedi. Ekrandaki iki ilimize şu an ulaşırsak 130 puan kazanabiliriz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 110 puana düştük ve Gökhan Bey ben bilirim dedi. Gümüşhane, Diyarbakır. Gümüşhane ve Diyarbakır dedik. 110 puan kazanır mıyız? Görelim. Kutlarız. Evet, 1150 puanı gördü Gökhan Bey TÜİK verilerinde. Tek kişilik hane halkının bu oranın en yüksek olduğu il Gümüşhane. Gümüşhane'yi Tunceli ve Giresun takip ediyordu. Tek kişilik hane halkı oranının en düşük olduğu illerse birinci sırada Diyarbakır, Diyarbakır'ı Van ve Batman takip ediyormuş efendim. Tebrikler Gökhan Bey'e. Yeni soru alacağız. Nilgün Hanım sizdeyiz. Zonguldak Z'si. Zonguldak 100 puan. Kategorisi deyimler. Sorumuz şöyle sorulmuş. Kendisine karşı gelen kişiyi yenerek uysallaştırmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Faruk Bey. Gaza getirmek. Gaza getirmek. Oldu mu? Olmadı. Gaza getirmek değilmiş. O biraz daha motivasyon yüklemekti ama aradığımız cevap kendisine karşı gelen kişiyi yenerek uysallaştırmakmış. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Buyurun Ebru Hanım. Dize getirmek. Dize getirirsek olur diyor Ebru Hanım. 90 puan. Görelim. Tebrikler. Final turumuza kaldı artık. Son 5 sorumuz. Ebru Hanım sizdeyiz. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 90 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Soru geliyor. Soruşturmak manasındaki sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan birini açıyoruz. Soruşturmak. Buyurun Gökhan Bey. Tahkim etmek. Tahkim etmek. Oldu mu? Olmadı. İlk kelimenin sonuna kimi zaman... Buyurun Ebru Hanım. Tahmin etmek. Tahmin etmektir dedik soruşturmak. Tahmin edelim. Doğru mu? O da değilmiş. Buyurun Nilgül Hanım. Tahrir etmek. Tahrir görüyoruz. Etmek. O da değilmiş. Ebru Hanım. Tahlil etmek. Tahlil etmek mi? Yine hayır dediler. Birazdan bu şu an aktif butonunuz Ebru Hanım. Bazen o ilk kelimenin sonuna... buyurun Ebru Hanım. Varsa alırım. Tahsil etmek. Tabii öğretmenler günü olunca tahsil etmek görelim. Olmadı. Bir kutu daha açmadan Nilgül Hanım. Keşke açsaydık diyecektim. Tahkip etmek. Görelim. Değilmiş. Bir kutu açıyoruz. Faruk Bey. Tahkim etmek. Tahkim etmek söylenmişti ama görelim. Hayır dediler. Ebru Hanım. Tahkir etmek. R ile tahkir etmek mi? O da değilmiş. İlk kelimenin sonuna bazen at gelir. Nokta nokta at da denir. Buyurun Faruk Bey. Tahkik etmek. Tahkik etmek. 70 puan kazandırır mı? Tebrikler. Tahkime gittik, tahsil ettik filan derken hatta ne yaptık? Bir şey, tahmin ettik filan da tahlil ettik ve Faruk Bey sonunda tahkik ederek puanını aldı. Tebrikler Faruk Bey. Teşekkür ederim. Son 4 sorumuz final turu öncesi. Tabloya bir kez daha dönecek olursak 1150, 940, 380, 320. Gökhan Bey sizdeyiz. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si 100 puan. Kategorimiz iktisat. Soru geliyor. Kurumlarda olumsuzluklara önlem alıp sorunların giderilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Gökhan Bey. Risk yönetimi. Risk yönetimi. Uşak'tan öğretmenimiz Gökhan Bey'e 80 puan daha yazdırır mı? Tebrikler. Efendim birazdan final turumuz var. Final turumuzda Gökhan Bey ve Faruk Bey ile günün birincisini belirlemeye çalışacağız. Oraya geçmeden önce son 3 sorumuz. Faruk Bey sizdeyiz. Irak'ın I'sı. I harfi 80 puan. Kategorisi ödüller olacak bu kez. Şöyle sorulmuş. 2021'de 9. kez düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde verilen büyük ödüldür. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 70 puanımız var.
Boğaziçi Film Festivali'nde verilen büyük ödül. Buyurun Gökhan Bey. Altın Yılan. Altın Yılan. Görelim. Olmadı. Faruk Bey. Altın Yıldız. Oldu mu? Altın Yıldız da değilmiş. Bir kutu açalım. 60 puanımız var. Buyurun Faruk Bey. Altın Yonca. Bu kez oldu mu? Yine olmamış efendim. Ebru Hanım? Altın Yunus. Altın Yunus puan kazandırır mı görelim. Tebrikler. Yılan ve Yonca'dan sonra gelen Altın Yunus cevabı Ebru Hanım'a yaradı. Son iki soru final turuna. Nilgül Hanım sizdeyiz efendim. Çok da şans yok. Ö harfi 90 puanlık sorumuz. Kategorimiz mecazmış. Geliyor. İlk etkisini yitirmek, yadırganmaz olmak manalarındaki mecazi sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ebru Hanım. Göze alışmak. Göze alışmak oldu mu? Değilmiş. Ebru Hanım'la çok yaklaştık. Aradığımız cevap kimden gelecek? İlk etkisini yitirmek, yadırganmaz olmak. Bir kutu açmadan Gökhan Bey. Gözü alışmak. Gözü alışmak. Göze alışmakla alamamıştık. Bu kez alır mıyız? Görüyoruz. Tebrikler. Ve Ben Bilirim'deki final öncesi son sorumuz Ebru Hanım'ın sorusu. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale ile ikinci turumuzu tamamlıyoruz. Benzetmelerle tamamlayacakmışız. Alırız efendim. Dalgasız, durgun deniz için yapılan benzetmedir. Süremiz başladı. Çarşaf gibi. Çarşaf gibi. İzmir'den okul öncesi öğretmenimiz Ebru Hanım ikinci turun son puanını kazanır mı? Tebrikler. Efendim böylece 4 değerli öğretmenimizle çıktığımız yolculuğumuzda 2 turu geride bıraktık. Finalistler netleşti. Tabloya bakacak olursak Gökhan Bey 1320 puanla finalde, rakibi ise 940'la Faruk Bey. Kutlarız. Evet, bu akşam özellikle ikinci turda beylerin atakları biraz daha tablolarını olumlu yansıdı ve yukarı taşımalarını sağladı. Peki son cevaplar hanımların tablolarını nasıl etkilemiş? Ebru Hanım son hatayla 460 puanı gördü, bu akşamın üçüncüsü oldu. Nilgül Hanım da Ben Bilirim'de 380 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, birazdan final turumuza geçeceğiz. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Ebru Hanım ne der merak ederim. Burada sizinle olmak çok keyifliydi. Sağ olun efendim. Sizinle tanışmak, dediğim gibi bu platformda yer almak çok eğlenceliydi. Tekrar tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler. Biz teşekkür ederiz vakit ayırıp geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Biz girişte de söyledim, çok fazla öğretmenimizle yarışmadan dolayı bir araya geliyoruz. İçeride özellikle yayında konuşmadığımız çok şey oluyor. Eğitim hayatı için verdikleri fedakarlıklardan bahsediyoruz. İşte öğrencilerle olan diyaloglarının insanların hayatlarına, o çocukların hayatlarına nasıl dokunduğunu, geleceklerini nasıl etkilediklerini kendi aramızda çok konuşuyoruz. Ve bu sadece Öğretmenler Günü'nde çoğu kez dile getiriliyor efendim. Ve elimizden geldiğince her zaman buna yer vermeye çalışıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin bir kez daha bu stüdyomuzdaki öğretmenler nezdinde Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ebru Hanım'a da tekrar tekrar teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nilgül Hanım, ne dersiniz bu akşam için? Çok güzeldi, çok eğlendim. Çok güzeldi. Arkadaşlarımızla çok başarılar. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı vallahi nokta. Vallahi öyle olacak herhalde. Sizinle tanışmak sağ çok güzeldi. Efendim. Ekibiniz çok güzel. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sizin gibi değerli bir öğretmenimizi ağırlamak bizim için onurdu. Ayaklarınıza sağlık Nilgün Hanım. Teşekkürler efendim. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada iki soruluk fark var. İki soru öndeki Gökhan Bey mi yoksa iki soru geriden gelip Faruk Bey mi? Bu akşamın birincisi olacak. Ben Bilirim de final turumuza geçiyoruz. Take
tekrar çok teşekkür ederim efendim. Ben bilirim de bu akşamın birincisini belirlemek için artık son sorularımız, final turumuz. Avantaj 2 soruyla Gökhan Bey'de ve ilk kategorimizi de Faruk Bey'le seçeceğiz. Hazır mısınız Faruk Bey? Hazırım. Buyursunlar efendim. O zaman bu akşamın kategorileri geliyor. Eğitim, hukuk, coğrafya, sinema ve futbol kategorilerimiz var. Hangisiyle başlayalım Faruk Bey? Futbol U. Futbol, cevapta göreceğimiz harf U harfi, soru şöyle sorulmuş. Trabzonspor'un 1994 doğumlu orta saha oyuncusudur. Nokta nokta parmak, süremiz başladı. Abdülkadir Parmak. Abdülkadir Parmak. Bu akşam gelen ikinci Trabzonspor sorusu. Faruk Bey farkı bir soruya düşürür mü görelim. Kutlarız. Efendim finalimizin ikinci sorusu için Gökhan Bey'e dönüyoruz. Futbolu bitirelim. M. Futbol kategorisinin ikinci sorusu M harfinden geliyor. 2021 Ağustos ayında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da göreve başlayan teknik direktördür. Süremiz başladı. Hikmet Karaman. Hikmet Karaman. Cevap doğruysa fark yeniden iki soruya yükselecek. Görelim. Tebrikler. Evet, öğretmenlerimiz final turunda futbol kategorisini birer soruyla paylaştılar. Şimdi Faruk Bey seçiyor sorusunu. Sinema Ö. Sinema Ö harfi alırız efendim. Buyursunlar. Türkan Şoray ve Murat Soydan'ın rol aldığı bir aşk hikayesini anlatan 1970 yapımı Yeşilçam filmidir. Süremiz başladı. Vazgeç gönlüm. Vazgeç gönlüm. Görelim. Olmadı. Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Gökhan Bey. Buğulu gözlüm. Buğulu gözlüm. Cevap doğruysa bu kez fark 3 soruya yükselecek. Buğulu gözlüm oldu mu? Olmadı. Faruk Bey buyurun. Buğulu gözler. Buğulu gözler. Faruk Bey ikinci ve son hakkını buğulu gözlerle kullanıyor. Farkı bir soruya düşürebilecek mi? Görelim. Tebrikler. Efendim öğretmenlerimizin keyifli final rekabetinde kalan soru sayısı 7. Aradaki farkımız bir soru. Kategorilere gidiyoruz Gökhan Bey'le. Coğrafya E. Coğrafya kategorisi geliyor ilk sorusu. Tarihi Sultan Suyu Çeşmesi ve Çetmi Şelalesi'nin yer aldığı Konya ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açalım. Tarihi Sultan Suyu Çeşmesi ve Çetmi Şelalesi'nin yer aldığı Konya ilçesi. Bir kutu daha. Buyurun Faruk Bey. Süreyi doldurduk. İki misafirimizin de birer hakkı daha var. Açabileceğimiz son kutumuz da açılıyor. 8 saniye. Buyurun Gökhan Bey. Taşkent. Taşkent. Cevap doğruysa fark bir kez daha ikiye yükselecek. Görelim. Tebrikler. 6 sorumuz kaldı. Fark 2 soru. Kategori seçiyoruz Faruk Bey'le. Coğrafyayı bitirelim. Pardon, sinema. Peki. Sinema K. Sinema K efendim geliyor.
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Ekşi Elmalar filminde Safiye rolündeki oyuncudur. Nokta nokta ovalı. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gökhan Bey. Şükran Ovalı. Şükran Ovalı. Fark 3 soruya yükselir mi? Görelim. Tebrikler. Elimizde kaldı artık son 5 soru. Fark 3 soru. Yeniden kategori seçiyoruz. Gökhan Bey sizinle. Coğrafya G. Coğrafya G harfi. Buyursunlar efendim. Bağın kaplıcaları ve tarihi kalıntıların bulunduğu kalesiyle bilinen Tunceli ilçesidir. Süremiz başladı. Mazgirt. Mazgirt. Gökhan Bey'in Mazgirt cevabı doğruysa fark 4 soruya yükselecek. Görüyoruz. Tebrikler. Efendim artık kritik eşiğe ulaştık. Kalan soru sayısı 4. Aradaki farkımız 4 soru. Buyursunlar kategoriler. Faruk Bey'deyiz. Eğitim F. Eğitim kategorisi. Cevabımızda F harfini göreceğimiz sorumuz geliyor. Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden olan ve ilk öğretmenler gününde yılın öğretmeni seçilen kişidir. Fatma nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Fatma Nafiz Hanım. Fatma Nafiz Hanım. Oldu mu? Hayır dediler. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz üçüncü ve son kutu da açılıyor. Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden olan ve ilk öğretmenler gününde yılın öğretmeni seçilen kişi Faruk Bey, buyurun. Gelmedi. Faruk Bey ikinci ve son hakkını kullandı. Gökhan Bey için 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Evet, buradan puan alamadık. Ben bilirim de bu akşamın birincisi Gökhan Bey oldu, garantilemiş oldu. Peki aradığımız o değerimiz kimmiş? Birlikte görelim efendim. Fatma Refet Angın'dı aradığımız öğretmenimiz. Böylece ben bilirim de ilk turu bitirdik, ikinci turu bitirdik, final turunu geride bıraktık ve nihai tabloya bakma vakti. 2120 puanla Gökhan Bey bu akşamın birincisi oldu. Uşak'tan misafirimiz ve Eskişehir'den misafirimiz Faruk Bey de 1340'la ikincimiz. Kutluyoruz. Kutlarım. Sağ olun. Ne dersiniz Faruk Bey? Nasıldı sizin adınıza yarış? Çok güzeldi, çok iyiydi, çok heyecanlıydı. Sizle tanıştığım için ve rutin hayatıma biraz heyecan kattığım için çok mutluyum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Ağırlamak bizim için onurdu. Arkadaşımı da kutluyorum ayrıca. Sağ olun. Tamam. Harikasınız Faruk Bey. Teşekkür ederiz tekrar tekrar. Emeklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık efendim. Gökhan Bey tebrik ederim. Teşekkür ederim Alper Bey. Böyle güzel bir günde bizleri güzel ağırladınız. Güzel bir yarışma geçti. Değerli meslektaşlarımla birlikte oldum. Tekrar kibar davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Ya, güzel bir gündü bizim için. Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Gökhan Bey bu akşamın birincisi olup ödülün de sahibi oldu. Ödülünüzü de takdim edeyim efendim. Eğer bu arada sanki sözünüz yarım kaldı gibi söyleyeceğiniz bir şey varsa gelene kadar buyurun. Son soruda bilemediğim için üzüldüm. Bilseydik bizim için daha güzel olacaktı. Evet, Fatma Refet Angın'ı bir kez daha rahmetli saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Bu arada ödülünüzü de takdim edeyim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sevgili seyirciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü özel yayınımızda Türkiye'nin farklı noktalarından 4 misafirimizi, 4 değerli öğretmenimizi ağırladık. Onlarla da keyifle sorularımızı geride bıraktık ve bu akşamın birincisi netleşti. Siz de ben bilirim diyorsanız Türkiye'nin neresinde olursanız olun başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.